Kırçıklı TV, merhabalar. Şimdi içeride başlayacağım çekime ama birazdan Dağtepe kuzu göbeği bulmaya gideceğiz. Ama öyle bir rüzgar var ki mikrofonum da yok. Videoda çok uğultu olmasın diye size 2 dakika videonun başlangıcını yapayım dedim. Ve ondan sonra bakacağız bakalım çekim olacak mı, olmayacak mı? Kuzu göbeği bulabilir miyiz, bulamayız mı? Ama gene de şansımızı deneyeceğiz. Şimdi çıkıyoruz ama dışarısı kıyamet yani, böyle rüzgar esiyor ama vazgeçmeyeceğiz, gidip bir bakalım bakalım belki kısmetimize bir sürü bile bulabiliriz. İyi seyirler. Sibirya gibi giyindik çünkü gerçekten dışarıdan haberiniz yok, çekmedim ama çok soğuk. Zaten bu mantar böyle yaşlı ve soğuk havada oluyormuş. Kurusu 800. Kuzu göbeğin tazesi kilosu 100 liramış. Tabi bunu bilen biliyor. Tabi bilen biri toplaması lazım. Biliyorsunuz bu mantar işi biraz riskli bir iş. Herkes önüne gelen gidip mantar toplarsa sonuçlar facia olabilir. Ama yanımızdaki arkadaş bu konuda uzman. Şimdi bizi çöplük çöplük diye diye götürüyor. Gidip bulacaksak bulacağız, bulamazsak da size bu videoyu bir vlog olarak yayınlamış olacağım. Şimdi birazdan ulaşacağız bakalım bulabileceğimiz yere. Sepeti göster. Bulacağımızdan bulmayacağımızdan emin olmadığım halde bile bakın kocaman bir sepet aldım. Dediğim gibi bakın rüzgar izin vermeyecek, azıcık uluyacak ama olsun. İnşallah şu sepeti doldururuz. Buraya kadar çekmek istemedim. Çünkü o kadar çok insanlar çöp atmışlar ki ormanın içine. Sinir oldum. Ama şimdi gene göreceksiniz. Bakın gerçekten her taraf. Ya hiçbir şeye değer vermiyoruz. Sonra da güzel yaşamak istiyoruz. Temiz yaşamak istiyoruz. Ekolojik yaşamak istiyoruz. Bakar mısınız ormanın içindeki çöplere bakın. Şuradaki rezille. Ha çekmeyeyim, ha çekmeyeyim dedim. Dayanamadım. Tam burasıymış. Bu çöplüğün içinde oluyormuş. Arkadaş her sene gelip buralarda buluyormuş, vermiş. Bakın, kuzu göbeği aramaya geldik ama banyo attıkları ne ararsanız var. Yani doğa çöplüğe dönmüş. Şimdi çöplerin içini karıştırarak kuzu göbeği arayacağız bakalım. Gördünüz mü çöplüğün içinde kulacık mantarımış bu gördüğünüz mantar. Bunlar kuzu göbeğinin öncüsüymüş. Bunları görüyorsanız yakında kuzu göbeği de çıkacak anlamına geliyormuş. Gerçekten bakın ne kadar ilginç. Şöyle azıcık daha yaklaştırayım. Kağıt gibi yani. Çöpün içinde bunu çöp zannedebilirsiniz. Ama bu kulacık mantarımış. Yerli halk buna öyle isim takmış. Baksanız ya sanki herhangi bir plastik gibi. Ama plastik değil. Bakın yerinden koparıp beyaz bir tane taş buldum. Üstüne koydum ki görün. Kulacık mantarının şekli böyle. Çünkü kendi yerinde bunu görünce bakın şey gibi sanıyoruz. Sanki bir çöp atılmış çöp. Bakın şuraya tutunmuş. Görüyor musunuz? Şimdi bunları görünce bilin ki bundan sonra kuzu göbeği mantarı çıkacak. Sıra kuzu göbeğinde. Galiba bugün kuzu göbeklerini bizden önce biri toplamış gibi gözüküyor. Hiç bulamadık. Her sene buradan bulunuyormuş. Arkadaşımız bu resimdekileri buradan toplamış. Maalesef size bugün kuzu göbeğini gösteremeyeceğim gibi gözüküyor. Şuraya da bakalım bir. Belki şansımıza burada olur. Yok yok. Bu sene kuzu göbeği bulamadık. Bakıyorum. Kuzu göbeği yok ama biliyor musunuz? Burada kompost buldum. Bildiğiniz kompost şurada. Toprak kompost gibi. Çuval olsaydı doldururdum.
Yok. Sağlık olsun. Kuzu göbeği bulamadık ama kompost buldum. Evdeki yaptığım kompostlar az geldi ama bu kadar elden aksilik alacağım. Hemen gider gitmez koyarım şimdi menekşelerin dibine. Kasayım. Bulduk. Şimdi şöyle açacağım üstünü. Kurtları mutları baz almayın siz. Ben şimdi onların etrafını açıyorum. Bakın bu kuzu köpeği. Bakın çıkıyor, daha çıkıyor. Şöyle açacağım. Ay çok güzeller. Bakın burada yuva yuva var. Bildiğiniz yuva. Şöyle aralıklayayım. Şu yeşilliği alacağım ki görün gerçek halini. Bakın. Baksanıza seri halinde burada. Şunu almam lazım. Ya bu kadar değerli bir şey. Dedim ya bakın öncüsü de şurada. Hemen öncüsünü de size göstereyim. Demiştim ya biraz önce. Yani kulak tipi mantar. Bakın bu bunun öncüsümüş. Şöyle çekiyorum tertemiz gözüksün diye. Ya şu doğanın rezilliğine bakın ya. Nasılını satayım. Bu ne ya, camdır, taştır, topraktır. Görüyor musunuz? Bu değerli kuzu göbeği. Bakın gerçekten kuzunun işkembesine benziyor. Bilmiyorum yediniz mi daha önce ama gördünüz mü halini? Baksanız ya şöyle. Gördünüz mü? İşte burada da bir tane çıkıyor. Dokundurayım. Şöyle. Ay çok mutlu oldum buldum diye. Yani gelmemiz çok güzel oldu. Göstermiş de bulundum size. Boş gideceğiz diye bayağı canım sıkıldı. Hatta videoyu sonuçlandırmıştım. Bulamadık diye. Ve bulunca çok mutlu oldum şimdi. Yani harika oldu. Videonun bir bölümünde bulamadık demiştim zaten. Şimdi size heyecanımı ve mutluluğumu anlatamam. Ben sepeti kompostla doldurdum ama bir kap buldum burada çöplüğün içinde. Hemen şimdi bunları toplayacağım. Çünkü bırakırsak sonra biri gelip toplayacak. Yani yazık olacak. O yüzden biz şimdi hem tadına bakmış oluruz. Şöyle hemen topluyorum. Siz de görün. Yani küçüğünü büyüğünü ayırmayacağım. Toplayacağım. Eve gidince de temizleyeceğiz. Köklerini bırakıyoruz. Öyle mi? Hı hı. O zaman dikkatli koparayım. Arkadaşım köklerini bırakıyoruz dedi. O zaman bir cam bulayım. Şuradan bir cam parçasına şöyle kessem olur mu Ayla? Hı hı. Bak şöyle. Aa ama olmuyor dur. Dur daha ihtinalı bir şekilde ben onun kökünü bırakacak şekilde. Böyle iyi mi? Evet. Siz de böyle yapın. Bakın arkadaşım bu konuda uzman. Öyle yapın dedi. Sadece kafalarını alacağız. Yani kökünü koparmayın lütfen. Şöyle bakın. Belcazinden alıveriyorum. Şöyle. Ama ben elimi alıp size en büyüğünü göstermek istiyorum. Maalesef kökünü aldım bilmiyordum. Arkadaşım söylemeden. Bakın şimdi buradaki yuvayı komplesini şöyle diktik. Kafalarını sadece kökçeğizini bırakalım. Seneye gene gelelim buradan toplamaya. İşte bilmek çok önemli. Bakın bilmiyordum. Kökünü söktüm iki tanesini. Bunu almayayım. Bu çok küçük Ayla. Evet. Kafasını alayım mı? Al. Artık. Tamam artık. Geçti. Bak şu da kırılmış zaten. Şöyle bakın. Ne kadar güzel. Kuzu göbeğini size toplamadan bulmadan gitmedim yani. Çabama artık bir sürü beğeni verirsiniz. Size heyecanımı anlatamam. Bakın tabağa koydum ki bembeyaz size göstereyim diye. Ve birkaç tane de bilgi vereyim bununla ilgili arkadaşımdan öğrendiklerimi. Şu kuzu göbeği ellerim hala kirli. Bağdan bayırdan geldik. Bakın gövdesinle başı birleşik. Şu yan tarafta şimdi göreceğiniz resimde de şemsiye gibi. Yani normal mantar gibi. Bu gerçeği o yalancı kuzu göbeği. Bakın şimdi bunların altında bir tanesini köklü koparmıştım. Onu da bir ağacın altına atacağım. Oradan aldığım kompostun yanına. Bakalım seneye orada belki kuzu göbeğimiz de çıkabilir. Altında hatta ufacık bir
Kökünde mantarcık bile var. Ben onu baştan kopardım, anlayamadım. Yani bilmiyordum ki kökü orada kalması gerekiyor diye. Şöyle birkaç tanesini daha göstereyim. Ancak bu kadar bulabildik. Biliyorsunuz dönüyorduk bulamadık diye. Son dakika bunları gördük. Şöyle yaklaştırıyorum. Yani şimdi tadımlık pişirip yiyeceğiz. Şunları da göstermek istiyorum. Peçeteyin içine aldım. Bakar mısınız ya? Yani doğayı korumuyoruz ki. Orada göreceksiniz videoda ben bunu çöpün içinde bulduk. Yani çöpleri onların yetiştiği yere attıkları için yapacak bir şey yoktu. Bakın bu beton parçası. Beton parçasının içinde bile büyümüş. Bunu da şimdi dediğim gibi meşe ağacının altına atacağım. Belki seneye orada da çıkabilir. Denemiş olacağız. Yani bu üretilmeye denenmiş, hala becerilmemiş ama bakın şurada küçücük, bakın bu yavru. Şu yavru oluyor. Belki bakalım seneye sağ salimsek belki bunlardan da olabilir yani. Denemiş de olacağız. Ben çok becerikli olmadığım için komşum bize bunları tadımlık pişirecek ve tadını da tatmış olacağız. Ve size söyleyeceğim bakalım neye benzediğini. Ama tamamen doğal bir gıda olduğu için herhalde çok güzel olacak. Azıcık tereyağı koyduk. Öyle bütün bütün mü atacağız içine? İkiye keseceğiz. Aa, bakın içi boş. İşkembe gibi içi boş. Yani gerçekten kuzu göbeği, bakın bildiğiniz. Şöyle yakından bakınca gerçekten işkembenin dokusuna sahip. Kuzu göbeği. Azıcık da tuz, çok az. Ve hazırız. Bir kere sadalaklayacak mısın? Evet. Şöyle bir Pişireceğiz. çevireceğiz, pişireceğiz. Ondan sonra da tadına bakacağız. Kuzu göbeklerimiz az ve öz olacak. Bakın şöyle tadımlık. Gerçekten değişik bir tat. Aman. Hiç daha önce yemediğim için acayip lezzetli. Tavsiye ederim. Yani Gülnaz konuştu. Ayla, sana da çok teşekkür ederim bizi götürdüğün için. Çok keyif aldım. Acayip acayip lezzetlerine de sağlık. Çok sağ olasın. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Şimdi şu ormandan aldım ya biraz önce. Şu kompostu. Şöyle yapacağım. Şuradan küçücük. Şöyle. Gidip şu kuzu göbeklerini şurada meşenin altına dikeceğim. Bakalım burada olacak mı? Ya denemişler olmuyormuş ama belli mi olur? Belki benimkiler tutar. Denemek yani ne olacak ki? Zaten kökünü istemeyerek çıkardım. Gösterdim size, ufacık yavrusu da var. Belki tutar. Şöyle atacağım buraya kompostu. Şöyle elimle azıcık da şey yapacağım. Yani ne olur ki denemekten? Hiçbir şey. Belli mi olur? Tutar tutar. Şöyle kapatmayacağım da üstlerini. Burada çünkü bir dakika içi dolmasın. Onu da buraya diktim. Tutar tutar belli mi olur? Yani ne olacak ki denemekte? Her zaman fayda var. Onu çöpe atsam olurdu ama belki seneye bir bakmışsınız burada kuzu göbeği olmuş. Seneye de olursa sizin için çekeceğim. Şimdilik hoşça kalın. Pırçıklı TV ile kalın. Takipte kalın. Abone olun. Daha neler neler. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Arkadaşlar fikir beyan edin bakayım. Çok güzel değil mi? Yusuf Bey, güzel mi?
Hiç güzel olmamış. Erzurumlu gibi de yapmayın ama şu anda çekimdesiniz çok efendim. Güzel. Sen de tadına bak. Bence kendi fikrimi söyle. Bakacağım ağzıma. Yok yok, o çeksin, biz tadına bak.